Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Son bölümde gördüğünüz üzere çatının bir kısmını yaptık. Diğer kısmı kaldı. Yani loft katın çatısı kaldı. Bu aşamada maalesef zamanım yeterli olmadı. Yapamadım orayı. Bu hafta kısmetse orayı yapıp dış çevresini sarmalayıp dışını kapatmayı planlıyorum. Umarım keyifli bir video olur sizler için. Benim için yorucu bir hafta daha bekliyor beni. Nelerle karşılaşacağız, neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz kısmetse. Hepinize iyi seyirler. Loft katın yan desteklerini atıyor ve boşlukları kereselerle dolduruyorum. Kereselerle doldurduktan sonra Mehmet sağ olsun geliyor. Loft katın çatısının membranını yerine ısıl işlemle yerleştiriyoruz. Evet, şimdi çatıya çıktık. Şu ön taraftaki boşlukları halledeceğiz. Şöyle. Ondan sonra yalıtım membranını yerine yerleştireceğiz. Buraya yaptık, yeni boşluklar oluştu ama sağlık olsun. Lan. Membranla oralar kapanacak. Zaten dış kısımda kalıyor. Hava karardı. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Gece çatıya çıkmayın. Çok tehlikeli. Bu aşamada tuvaletimizin altına yalıtım membranımızı yerleştiriyoruz ısıl işlemle. Herkese merhaba. Yeni bir gün, yeni bir akşamüstü. Yine ben Tayna Asun başındayım. Bugün kısmetse bu gördüğünüz pencereyi değiştirip diğer pencereyle change edeceğim, yani değiştireceğim. Bu alana da mutfaklık bir pencere ayarlayıp loft kata da pencere bölümümüzü ayarlayacağım. Bunlar dışında vaktim olursa ve malzemeyi tamamlarsam aralara destekler atıp şöyle atkıları da atıp daha sağlıklı bir çatı yapmaya çalışacağım. Dün akşam membranımızı ısıl işlemle yapıştırdık. OSB'lerimiz daha tutumu sağlam oldu. Daha güzel oldu. Bakalım sıradaki aşamamızda nelerle karşılaşacağız. Birlikte göreceğiz. Mutfak için, cam bölmesi için ara alanı yerine yerleştirdik. Fakat yükseklik konusunda bir fikir kafamda netleşmedi. Kare bir cam hoş olacağını çok düşünmedim. Kareden ziyade birazcık daha dikdörtgene benzeyen bir cam olsun istedim. Onun için 110 santim yerden yükseklikten 170 santime kadar bir alan bize yeterli olarak olacağını düşündüm. Bakalım şimdi araları atıp camımızı sabitlemiş olacağız. Evet, gördüğünüz şu çerçeve mutfak için yeterli olacağını düşünüyorum. 60'a 80 ebatında gayet ideal. Şimdi bu penceremizi çıkarıp yerine diğer pencereyi koyma vakti geldi. Bu arada hızlandırılmış videolarım bugün maalesef yok. İnşallah yarın unutmazsam şarj edeceğim. Evet, şimdi burayı söktük. Diğer penceremiz için, şu arkadaki penceremiz için ayarlamalarını yapacağız ve yerine yerleştireceğiz. Evet, diğer penceremizi de yerleştirdik sayılır. Fakat vidalarda sıkıntı yaşadığımız için bugün mola vermek zorundayız. Akşam da artık oluyor. Bu kısım kaldı. Onu da yarına halledeceğiz kısmetse. Böyle ufak ufak ilerliyoruz. Bir günden herkese merhaba. Dün fire verdik. Yani fireden kastım çalışamadık. Bugün kalan kısmı çalışacağız. Dış kısma geçmemiz için son yapmamız gereken pencere alanlarını oluşturulması ve sabitlemesini tamamladıktan sonra dış kısma önümüzdeki hafta kısmetse malzemeleri de alıp geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Şimdi camımızı loft kata yerleştireceğiz. Bunun için alan kesimlerini planlıyor ve kesime geçiyoruz. Ölçüleri alarak kestiğimiz alana penceremizi yerleştiriyoruz. Penceremizi yerleştirdikten sonra camı yerleştirmeye gidiyor sıra. Camı yerleştirirken iki yönden de baskı uygulamamız camın kırılmasına sebep oluyor. Camın kırılmasıyla bayağı bir korkuyorum. Desteklerimizi attık. Şimdi bir tane daha destek atıp bu alanı kapatıyoruz. Camımız kırıldığı için diğer cama geçiyorum. Diğer camı eski camın yerine sökerek alıyorum.
diğer camdan birazcık daha büyük olduğundan kesmeler yapıp alanı büyütüyorum. Şimdi çift camı yerine yerleştiriyorum. Bu sefer oldukça dikkatliyim. Dikkatlice yerine yerleştirdiğim ısı camı parça parça bölümlerini kapatıyorum. Şimdi oturma tarafındaki penceremizin üst tahtasını yerine yerleştiriyor ve sabitliyoruz. Pencerede eksik kalan vidaları yerleştirdikten sonra tuvalet penceresine geçiyorum. Tuvalet penceresi için alanı belirleyip tahtaları yerine çakıyorum ve ardından pencereyi vidalıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bu tuvalet penceremizde hallettik. Vidalarımızı böylelikle çaktık. Çıkma pencerelerden yapıyoruz. Temizlenince emin olun sıfıra yakın olmayacak. Tabii böyle kırıklar var ama buraları kapatırız. Onlar kolay işler. Evet, şimdi geçelim dış alana. Arkadaşlar, nem bariyerimizin yüksekliği 160 santim. Arka cepheden başlayacağız. Bizim için daha kolay olacağı için arka cephe ideal dedim. Tüm aşamaları sizlere tek tek anlatacağım. Dikkat etmeniz gereken hususlar var. İyi takip edin. Şimdi nem bariyerinde veya çatı işlemlerinde her zaman suyun en son derece, yani en alt bölümden başlıyoruz. Alta koyuyoruz. Üstüne yaklaşık 15 santim, 20 santim civarında daha katlayarak akışın devam etmesini sağlıyoruz. Şimdi burada en püf nokta bu. Tek başınıza benim gibi çalışıyorsanız öncelikle şu gördüğünüz alt taraftan şöyle bir güzel zımba yapabilir. Ardından üst taraftan yapabilirsiniz. Aman dikkat edin, şu orta bölümleri atmayın. Çünkü delikler oluşacak. Bu delikler maalesef ki su almaya sebep olacak. Şimdi üst tarafa çıkıp üst taraftan nem bariyerini zımbalamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün çok yoğun bir şekilde tek başıma çalışınca fazlasıyla yoruldum. Şu üst taraf kaldı. Onun için üstünde kesmem lazım. Akşam olacağı için kesemiyorum. Yani akşam olacağı için videoyu çekemeyeceğim. Çünkü dışarı ışık vermek, hem çalışmak hem çekmek tek başına çok zor olacak. O yüzden bu bölümü bu şekilde tamamlıyoruz. Son aşamamız bu. Bugünlük bu kadar dedim. Şu alanlar boş kaldı. Onları da şuradan çok fazla koydum. Onları keserek o alana yeterli geleceğini düşünüyorum. Zımbalayıp yerleştireceğim. Pencere kısımlarını daha sonra zaten açarız. Şu an acelesi yok. Zaten kırık pencerelerimiz var. İçeri bu şekilde yağmur da girmemiş olur. Sadece kapıdan girer. Şu anlık bu. Bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu bölümü de severek izlemişsinizdir. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı, düşünceleriniz ve önerilerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bizler her türlü eleştiriye açığız. Yanlış yaptığımız da vardır, doğru yaptığımız da vardır. Yanlışlarımızı yüzümüze vurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.